Herkese merhaba arkadaşlar. 12. sınıflar coğrafya dersi 2. dönem 2. yazılı soruların çözümüyle birlikteyiz. Yazılımız Türkiye'de turizm konusundan başlayıp sıcak çatışmalar konusunda kapsamaktadır. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum ve ilk sorumuzla başlıyoruz. Yukarıda aşağıda verilen illerimizden hangisiyle ilgili özellik yoktur? Dünyanın en derin ikinci kanyon olan Valla Kanyonu buradadır. Valla Kanyonu nerede arkadaşlar? Kastamonu ilimizde. Ünlü düşünce adamı ve şair Mevlana'nın türbesi buradadır. Mevlana türbesi Konya'da işlenebilir oltu taşı yalnızca bu ilden çıkarılır. Oltu taşı Erzurum'un Oltu ilçesinden çıkarılmaktadır. Kız Kalesi'nin bulunduğu ilimizdir. Kız Kalesi Mersin ilimizde yer almaktadır. O halde Erzurum, Konya, Kayseri cevabımız Kayseri ile ilgili bilgi verilmemiş. Denizli Pamukkale travertenlerinin bulunduğu mekana etkileriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Denizli Pamukkale travertenleri çevresine ne tür katkılar vermiştir? Turizm açısından potansiyeli artırmıştır. Doğru. Çevresinde istihdama ve ekonomik canlanmaya yol açmıştır. Doğru. Sağlık turizminin gelişmesini sağlamıştır. Yerleşme ve nüfusun artışına önemli etki yapmıştır. Doğru çevresinde sanayinin gelişmesini sağlamıştır. Denizli Pamukkale travertenlerinin sanayiye bir etkisi yoktur arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan Türkiye'yi sembolize eden mekanlardan hangisi farklı bir ilin sınırları içerisindedir? Aspendos Antalya Efes İzmir Manavgat Şelalesi Antalya Düden Şelalesi Antalya Köprülü Kanyon Antalya. O halde Efes İzmir'de farklı bir ilimizde yer alıyor. Aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizde kış turizminin geliştiği yerlerden biri değildir? Bursa Uludağ gelişmiştir. Bozdağlar. Bozdağlar nerede arkadaşlar? Büyük bir bölümü İzmir'de olmak üzere Manisa ve Aydın illerimizde yer almaktadır. Rakımı yaklaşık 2000 metre olup üzerinde kış turizmi yapılmamaktadır arkadaşlar. Erciyes, evet Kayseri'de, Palandöken, Erzurum, Sarıkamış, Kars. Bunlar da kış turizmi gelişmiştir. Cevabımız Bozdağlar diyoruz. Beşinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi ülkemizin turizm potansiyelini artıran doğal faktörlerden biri değildir? Doğal faktörleri arayacağız. Kaplıca bakımından zengin olması. Kaplıcalar doğal faktör. İklim koşullarının elverişli olması, iklim koşulları doğal faktör, iş gücü potansiyelinin fazla olması, iş gücü beşeri bir unsur arkadaşlar. Güneşlenme süresi uzun, plajların bulunması, güneşlenme süresi iklimle ilgili doğal bir faktör. Kayak sporu için yer şekillerinin uygun olması, yer şekilleri doğal bir faktör. Cevabımız C seçeneği. Yukarıdaki yargılardan hangileri yeni çağ boyunca Akdeniz limanlarının önem kaybetmesinde etkili olan faktörleri içermektedir? Akdeniz orta çağ boyunca önemli bir ticaret merkezi iken yeni çağda önemli kaybetmişti. Hangisi bunun nedenlerindendir? Avrupa'da baharata talebin azalması. Böyle bir nedeni yok arkadaşlar. Ticari ürünlerin okyanuslar aracılığıyla Avrupa'ya taşınabilmesi coğrafi keşifler sonucunda Okyanusların e, ulaşımda kullanılması Akdeniz'in önemini azaltmıştır. Yeni su yollarının kullanmaya başlanması. Evet, okyanuslardaki bu su yolları Akdeniz'in önemini azaltmıştır. O halde cevabımız 2 ve 3 D seçeneği. 7. soruyla devam ediyoruz. Jeopolitik bir ülkenin uluslararası alanda önemini belirlemektedir. Jeopolitikte etkili olan unsurlar değişen ve değişmeyen unsurlar. Değişen ve değişmeyen unsurlar olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi jeopolitiği etkileyen ve değişmeyen unsurlardan birisidir? Değişmeyen unsurlar. Askeri değerler kısa sürede değişir arkadaşlar. İklim özellikleri değişmez. Bilimsel ve teknolojik değerler kısa sürede değişebilir. Sosyokültürel değerler ve ekonomik değerler kısa sürede değişebilir. İklim özelliklerinin değişmesi çok daha uzun sürecektir. Cevabımız B seçeneği. Türkiye'de meydana gelecek gelişmelerden hangisinin ülkemizin jeopolitik önemini artırması beklenmez? Güçlü bir ekonomiye kavuşması jeopolitimizi olumlu yönde etkileyecektir, artıracaktır. Nüfusunun yaşlanması. Yaşlı nüfus jeopolitiği olumsuz etkiler arkadaşlar. Olumlu yönde etkilemeyecektir. Enerji nakil hatlarının çoğalması, bir sanayi ülkesi haline gelmesi, uluslararası hava yollarının yapılması jeopolitiğimizi olumlu etkileyen, önemimizi artıran unsurlardır. Cevabımız B seçeneği. Türkiye ekonomisinde enerji nakil hatlarından gelen gelir miktarı önemli bir paya sahiptir. Türkiye'nin böyle bir gelir kaynağına sahip olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Sermaye siyasi otorite, iş gücü, kültüre, kültürel özellikler, coğrafi konum. Türkiye'den enerji nakil hatlarının geçmesinin ana nedeni arkadaşlar coğrafi konumumuzdur. Bir tarafımızda zengin enerji kaynaklarına sahip ülkeler, diğer tarafta bu enerji kaynaklarına muhtaç gelişmiş batı ülkeleri bulunmakta. O yüzden ülkemizden birçok enerji nakil hattı geçmektedir. Cevabımız E seçeneği. Aşağıda verilen kriterlerden hangisi bir ülkenin gelişmişlik düzeyini göstermez? Okur yazar oranı buradan anlayabiliriz. Bebek ölüm oranlarından anlayabiliriz. Kişi başına düşen milli gelir önemli kriterlerden biri. Buradan da anlayabiliriz gelişip gelişmediğini. Ortalama yaşam süresi buradan da anlayabiliriz. Nüfus yoğunluğu. Bir ülkenin nüfusu yoğun ya da seyrek diye gelişip gelişmediğini anlayamayız. Nüfus yoğunluğunu etkileyen bir nüfus miktarı, iki ülkenin yüz ölçümü. Yani bunun gelişmişliğe bir ilgisi doğrudan yok arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinin gelişimini desteklemesindeki amaçlar arasında yer almaz? Orta Asya'daki Türk cumhuriyetleriyle ilişki kurmamızın nedenlerinden biri değildir. Kültürel kimliklerini değiştirmek. Bizim böyle bir nedenimiz olamaz arkadaşlar. Kültürel bağların devamını sağlamak, evet. Türk kültürüne sahip ülkelere öncülük etmek, Türk kültürünü korumak, devletlerin ekonomik gelişimine katkı sağlamak. Bunlar hedeflerimiz arasında vardır. Ancak onların kimliklerini değiştirmek gibi bir amacımız yok arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Türkiye'den geçen Tanap Trans Anadolu projesi ya da Türk akımı gibi enerji nakil hatları sayesinde aşağıdakilerden hangisine daha fazla değişiklik olması beklenir? Yani bu büyük projelerle TANAP, Türk akımı gibi projelerle hangisinde değişiklik olması beklenir? Sanayide üretilen ürünlerin çeşitlenmesinde. Sanayide ürettiğimiz ürünler ülkemizden doğal gaz ya da petrol hatları geçiyor diye değişmez arkadaşlar. Kullanılan enerjinin çeşitlenmesinde Zaten bunlar olsa da olmasa da ülkemizde doğalgaz, petrol kullanılıyor. Bunlar olduğu zaman da yine kullanacaktır. Burada bir beklenti olmaz. Ülkemizin jeopolitik öneminin artmasında. Evet, ülkemizden uluslararası projelere ait bu boru hatları geçtiği zaman ülkemizin jeopolitik önemi artacaktır arkadaşlar. Burada bir değişiklik bekleyebiliriz. Ulaşım imkanlarının çeşitlenmesinde bir değişiklik olmaz. Boru hatlarının geçtiği illerin gelişmesinde bir etkisi olmaz. Yani yer altından bor hattı geçtiği zaman o illere bir katkısı olmayacaktır. Cevabımız C seçeneği uluslararası projelerle ülkemizin jeopolitik konumu önemi artacaktır. 13. soruyla devam ediyoruz. Gelişmiş ülkelere ait birçok firma dünya ticaretindeki rekabetten dolayı son yıllarda yatırımlarını ucuz iş gücüne sahip ülkelere kaydırmaktadır. Yatırımların arttığı bu ülkelerde önemli bir gelişme görülür. Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu şekilde yatırım almaktadır? Çin, Fransa, Japonya, Hollanda, Rusya. Evet, Çin'de ucuz iş gücü vardır. Bu yüzden batılı birçok firma fabrikasını sökerek Çin'e kurmaktadır arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Bu durumda Çin'in gelişmesine katkı sağlamaktadır. 1730 kilometre uzunluğu ile yıllık yaklaşık 50 milyon ton petrol taşıma kapasitesi bulunan Bakü-Tiflis-Ceyhan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı aşağıdaki ülkelerden hangisinden hangilerinden geçmektedir? Bakü, Azerbaycan, Tiflis, Gürcistan, Ceyhan, Türkiye. O halde cevabımız Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye E seçeneği. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Afrika ülkelerinin geri kalma sebepleri arasında gösterilemez? Geri kalma sebepleri arasında gösterilemez. Sermaye birikiminin yetersizliği gösterilebilir arkadaşlar. Teknolojik altyapının olmaması gösterilebilir. Doğal kaynaklarının yetersiz olması. Bunu gösteremeyiz. Orman varlığı, yeraltı kaynakları, petrol, enerji kaynakları, elmas yönünden zengindir. Yetersiz diyemeyiz çalışanların yaş ortalamasının yüksek olması Afrika'da nüfus artıcılığı yüksek olduğundan yaş ortalaması yüksek değil düşüktür arkadaşlar. Bunu da bir sebep olarak gösteremeyiz. O halde 3 ve 4 Afrika'nın geri kalmasının bir sebebi değildir. Cevabımız E seçeneği. Güney Afrika Cumhuriyeti hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Afrika kıtasının en önemli kağıt ve selüloz üreticisidir. Doğru. Afrika kıtasının en gelişmiş ekonomisine sahiptir. Doğru. Zengin altın ve elmas yataklarına sahiptir. Güney Afrika Cumhuriyeti. Doğru. Ekonomisinde Avrupalıların etkisi sürmektedir. Sömürge döneminden gelen etki hala devam etmektedir. Doğru. Önemli bir petrol ve doğalgaz ihracatçısıdır. Bunu Güney Afrika Cumhuriyeti için söyleyemeyiz. Cevabımız E seçeneği. Hazar havaz, havzasında yer alan ülkelerin Avrupa'ya petrol ve doğalgaz satışında <laughs> Rusya'ya olan bağımlılıklarını azaltan enerji nakil hattı projesi aşağıdakilerden hangisidir? Avrupa ülkeleri büyük oranda arkadaşlar Rusya'dan doğalgaz almakta ancak şu, bu projelerden birinin yapılmasıyla birlikte bu bağımlılık azalmıştır. Bu proje hangisidir? Kerkük yumurtalık boru hattı değil, Bakü, Tiplis, Ceyhan, Mavi Akım projesi, Türk Akımı, TANAP. Trans Anadolu projesi ile Hazar havzasında yer alan özellikle Azeri doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmıştır arkadaşlar. Bu sayede Avrupa Rusya'ya olan bağımlılığını biraz daha azaltmıştır diyoruz. Cevabımız E seçeneği. Dünya üzerinde enerji nakilatlarının uluslararası taşınmasında boğaz ve kanalların önemi fazladır. Özellikle arkadaşlar petrol ve doğalgaz boru hatlarıyla taşınmakta Ardından deniz yollarıyla taşınmaktadır. Deniz yollarıyla taşınma sırasında boğaz ve kanalların önemi oldukça fazladır. Aşağıdaki boğaz ve kanallardan hangisinin enerji taşımacılığı üzerindeki önemi diğerlerine göre daha fazladır? Buradan harita üzerinden gösterebiliriz arkadaşlar. Hürmüz Boğazı nerede yer almaktadır? Umman ile İran arasında yer almaktadır. Magellan Boğazı Kiel kanalı Almanya'da, Bering Boğazı Rusya ve ABD arasında, Korint kanalı Ege'de Yunanistan'da. Bunlardan hangisinde petrol ve doğalgaz taşıması daha fazla yapılmaktadır? Elbette ki İran, Kuveyt, Suudi Arabistan'a ait gemilerin daha çok geçeceği Hürmüz Boğazı uluslararası enerji taşımasında daha önemlidir diğerlerine göre. Cevabımız A seçeneği diyoruz arkadaşlar. 19. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda özellikleri verilen ve tarih boyunca birçok sıcak çatışmaya sahne olan bölge hangisidir? 3 dinin çıkış noktasıdır, farklı etnik unsurları barındırır, önemli petrol kaynaklarına sahiptir. Bu özellikleri verilen bölge neresidir? Batı Afrika, Orta Asya, <laughs> Latin Amerika, Orta Doğu, Batı Avrupa. Cevabımız Orta Doğu. Sıcak çatışmalar hala devam etmektedir. 20. ve son sorumuzu çözüyoruz. Yukarıda haritada verilen noktalardan hangileri? Günümüzün sıcak çatışma alanlarıdır. Bir numara sıcak çatışmalar yaşanmıyor arkadaşlar. İki numara Orta Doğu, Hala sıcak çatışmaları var. Özellikle İsrail Filistin arasında. 2 numarada sıcak çatışma bölgeleri var. 3 numara Rusya Ukrayna arasında sıcak çatışmalar günümüzde devam ediyor arkadaşlar. O halde cevabımız 2 3 oldu. 4 numara Avustralya'da sıcak çatışmalar yok. 5 numara Brezilya'da sıcak çatışmalar yok. O halde cevabımız 2 ve 3b seçeneği. Arkadaşlar yazılımımız sona erdi. Yine kanalımızda 25 tane testten oluşan farklı bir yazılı örneği var. Onu da izleyebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.